çok fazla soru var sabah sporu etiketiyle. Hasan Sandıkçı, Alexander Sorloth'un durumunu sormuş. Dün Beşiktaş mücadelesi öncesi Trabzonspor taraftarlarına üzen haber. Bordo Mavili ekipten geldi. Sorloth'un aklını çeldiler demiş Sabah gazetesi 18. sayfasında. Yunus Emresel muhabir arkadaşımızın haberiyle. Trabzonspor'un net 15 milyon euro ısrarı üzerine Alman kulübü Crystal Palace'ın kapısını çaldı, ancak yine umduğunu bulamayan Leipzig taktiğini değiştirdi. Sorloth'a yıllık net 3.3 milyon euro veren Leipzig'in planı tuttu. Milli takımına giden Norveçli futbolcu geri dönmedi. Trabzonspor'da yasal işlemleri başlattı demiş. Peki bundan sonrası ne olacak Nevzat Dindar? Trabzonspor'un anladığım kadarıyla çok güçlü argümanları var. Masada kaybedecek bir durumu yok. Oyuncunun aklının çelinmesi vesaire, bunlar olabilir. Futbolculara yüksek paralar ödenebilir. Sorloth karakter olarak ben her ne kadar böyle bir insan olmadığını düşünsem de sonuçta menajeri şusu busu, bir takım belki kafasında soru işaretleri olabilir. Ama gelmemesi Sorloth adına bir talihsizlik, yani o kabul edilebilir bir hareket değil. Yani böyle bir oyuncu da Trabzonspor, bence hani olaya şey bakmamak lazım. Yani bunu vatan millet meselesi olarak bakmamak lazım. Ekonomik bakmak lazım. Trabzonspor alacağını aldı. Sorloth'tan çok faydalandı. Şu an top seviyede Sorloth'un bir şeyi var. Hani form durumu var. Burada ekonomik olarak Trabzonspor ne kazanırsa kârdır bence. Hani bunu çok fazla zorlamanın da bir esprisi yok. Eğer Sorloth niyeti yoksa, gönüllü değilse, bence hani Trabzonspor çok fazla bence şey yapmamalı. Hani bu sezon bizde oynasın kararlılığına gerek yok. Yani para kazanmak bence en mantıklı hareket olur. Fanatik gazetesinin bugünkü Trabzonspor Beşiktaş mücadelesine dair sayfasını ekranlara getirelim. Sayfa ikiye bölünmüş. Bir tarafta çözüm bulursa kazanır, diğer tarafta eksik ama istekli diyor Fanatik gazetesi. Dev maça dair notları paylaşmış. Trabzonspor cephesi için gidenleri, gelenleri, eksikleri, iki büyük kulübün aslında şartları eşit. Trabzonspor'un kazanması için Ece Newton şartları değiştirmek adına içeriden çözüm üretmek, adeta formüller bulmak zorunda diyor. Pereira, Marlon ve Transen'in sakatlıklarının yokluk haline ilavesi durumu Trabzonspor adına daha da zorlaştıracağı benziyor. Vakeme, Kuban ve Abdülkadir Ömür hücum hattına Plaza takviyesi, Plaza'dan da Sorloth performansı işin psikolojisi gereği beklenecektir demiş. Eksik ama istekli diyor Beşiktaş cephesi için Fanatik gazetesi. Siyah beyazlar bu akşamki zorlu mücadeleye hem teknik ekip hem de kadrodan eksiklerle çıkacak. Ancak bu olumsuzluklara rağmen takımdaki kazanma arzusu en üst düzeyde. Trabzonspor'da kim ön plana çıkar sorusunun cevabı Fanatik gazetesinde. Abdülkadir Ömür'ün Newton sonrası oyunu ve görevi değişti. Öne çıkacak isim Ömür olabilir demiş. Beşiktaş'ta ise genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun ortaya koyacağı performans direkt olarak maçın sonucunu etkiler ifadeleri kullanılmış Fanatik gazetesinde. Bir giriş yapalım, ardından muhtemelen 11'lerimizi de vereceğiz. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz bu akşam Nevzat Dindar? Her sonuç benim için sürpriz olmaz. Yani Beşiktaş da kazanabilir, Trabzon kazanabilir. Yani hakikaten de 3 ihtimalli maçlardılar. Ya öyle maçlardan bir tanesi. Trabzonspor'un Sorloth neredeyse bu takımın yarısı demekti. Sorloth yok. Sorloth'sız bir Trabzon hücum hattında onu arar mı? Plaza ile başlayacaksa Plaza henüz istenen seviyede değil. Evet. Orta sahada Tronsen, ya bir belki hani bir, çok kısa bir süre izledim ama ya bu adam iyi futbolcu dedirtti. Yani sonuçta Tronsen oynamayacak. Flavio olsun. Flavio orta sahada bu maçta evet, forma giyecek. Bekler konusunda yine Trabzonspor'un problemleri var ki Pereira çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş açısından bakma, Sergen Hoca yazarım Ceyda. Yani Sergen Hoca'nın olmayışını Beşiktaş bu zorlu maçta arayabilir. Ama hani iki takıma da artı yazabileceğim, eksi yazabileceğim çok nokta var. Yani bu takım
ağır favori diyebileceğimiz bir maç değil. Böyle bir maç değil. Sanki biraz beraberlik kokan bir karşılaşma gibi. Fotomaç gazetesi de Trabzonspor sayfasında fırtına akşamı başlığını atmış. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor diyor Fotomaç 10. sayfasında. Şampiyonluğu geçen sezon kıl payı kaçıran Bordo Maviler lige galibiyetle başlamak istiyor. Eksiklere rağmen tek hedef 3 puan. Eddie Newton'un açıklamalarına da sayfada yer verilmiş. Newton iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Yaşanan sakatlıklar üzücü olsa da mevcut kadrodaki arkadaşlarımızla önemli işler başarabileceğimize inanıyoruz. Trabzonspor bu sezon topa daha çok sahip olan, temposunu yüksek tutan ve rakip savunmanın arkasına derine koşular yapabilen bir takım olacak. Beklentilerin farkındayız. Öncelikle Beşiktaş maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmalıyız. Buna göre hazırlandık ve öyle de olacak şeklinde açıklamaları var. Takımla yapmış olduğu sohbetlerde de bunları sık sık futbolcularıyla paylaşıyor. Eddie Newton yeni bir başlangıç. Eddie Newton'la yeni sezona yine şampiyonluk ümitleriyle Trabzonspor. Aynı şekilde Beşiktaş'ta şampiyonluğun en önemli adaylarından biri. Dev mücadele. Üstelik ligin ilk haftasında. Bir muhtemel 11'leri de paylaşalım Nevzat Dindar. Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor'un bugün nasıl bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Yönetmenimiz Aslı'dan rica edelim. Ekranlara getirelim. Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır olacaktır şüphesiz. Savunma hattı Trabzonspor'un belki de zayıf bölgesi olarak adlandırabiliriz. Özellikle oradaki stoper ikilisi geçen sezon eleştirilerin hedefindeydi. Uğurcan kalede oynamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Serkan, Hüseyin, Kampi, Kamil. Ön libero'da Abdülkadir Parmak, Flavio. Hemen önlerinde Abdülkadir Ömürciler Mebakeme ve ileride Kuban 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Trabzonspor'un. Evet, belki bu akşam Sörlot yok ama yine de Trabzonspor hücum hattının kötü olduğunu söyleyemeyiz. Geçen sezonun izlemekten en keyif aldığımız belki de hücum hattı, Trabzonspor'un sahip olduğu hücum hattı. Bakalım bu sezon ne noktaya getirecekler Trabzonspor'u. Yani sonuçta Sörlot yok. Evet. Sörlot'un olmaması hissedilebilir. Ciler mi bir türlü beklentileri yanıt veremiyor. Flavio'yu beğendim. Yeni transferlerden Abdülkadir Parmak hep bir standardı olan oyuncu. Yani Beşiktaş'la kıyaslandığında hani sanki orta sahada, ki Beşiktaş'ın da orada alternatifleri var. Hı hı. Ön tarafta özellikle Beşiktaş'a göre daha iyi. Ama savunma kısmından bakacak olursak Trabzonspor'un o problemleri artarak devam etmiş gibi gözüküyor. Yani orada hem de eksikler var. Şimdi şu kadroya bakınca Ceyda, şimdi az önce deminden beri Galatasaray'ı yorumladık. Galatasaray'ın evet, kadrosu, oyunu, formu, lige başlangıcı başka bir seviye. Yani şampiyonluk mesajını ilk maçtan veren bir seviye. Şimdi Trabzonspor böyle bir dev maçla başlayacak. Bu kadar problem içerisinde bu maçı kazanması önemli. Ama Trabzonspor'la ilgili Sörlot'un olmaması psikolojik olarak da sadece onu bir oyuncunun eksikliği olarak görmemek lazım. Sörlot takımın karakterlerinden bir tanesiydi. Sörlot'un olduğu takıma hem taraftar güveniyordu hem de oyuncular, oyuncu grubu çok güveniyordu. O yüzden çok önemli. Yani o konu bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Özellikle Abdülkadir'i mesela biz burada kenarda yazmışız. Ben Eden Eaton'la beraber özellikle bu kamp süreci, hazırlık sürecine daha doğrusu Abdülkadir'in bir 10 numara pozisyona evrilme denemelerini hissettim, gördüm. Evet. Abdülkadir de pekala artık o kenara işte hapsedilmiş ve belli bir alanda oynayan Abdülkadir'den artık zincirlerini kırmasını ve sorumluluk almasını, yani bu takıma liderlik yapmasını herkes bekliyor. Onun sinyallerini biraz verdi. Gol de atmaya başladı. O yüzden Cilerme'ye verdiğimden o şansı, yani ya da şurada bizim işte grafikte gördüğümüz Cilerme'nin pozisyonuna Abdülkadir'in daha uygun olduğunu düşünüyorum ama zaten bunu denemelerini hoca yaptı. O yüzden ne varsa yine Abdülkadir'de vardır diye düşünüyorum ben. Yani Trabzonspor bu ama eksikler hakikaten göze çarpıyor. Yani Trabzon şampiyon olacaksa bu kadronun daha düzeltilmesi, işlenmesi gerekiyor.
Hemen Beşiktaş'ın da bugün sahaya çıkması beklenen 11'ini sizlerle paylaşalım. Özellikle Ekuban ve Vakeme, Abdülkadir Ömür yine aynı şekilde. En önemli pozisyonda belki de bu akşam Ersin olacak. Ersin Destanoğlu Beşiktaş.